Öyleyse Bismillah deyip öncelikle biz bu Roma'nın, ondan önceki antik Yunan'ın, ondan önceki yerlilerinin inşa etmiş olduğu konudan, harita üzerinden başlayalım. Bu da ilk başta 28 nolu haritamızdan başlayacak ki o da Megaralı Bizans konusu. Mesela tarih boyunca aslında Bizans diye bir devlet hiç olmamış. 1557'de Alman bir tarihçi Wolf isimli bir beyefendi Doğu Roma İmparatorluğunu tanımlamak için Latin istilasından sonra Bizans ismini kullanmış. Doğu Roma Bunun sebebi İmparatorluğu de Bizans denmiş. demiş. Bizans Ama bu denmiş. kendisi diyor. Normalde tarih boyunca Bizans diye bir devlet hiç olmadı. Burada kurulacak olan devletin adı Doğu Roma İmparatorluğu olacaktı. Peki bunun başı neydi? Hızlıca bir zihninizde canlansın diye geçmişten günümüze geliyoruz. Bu görmüş olduğunuz Yunan adaları. antik Yunan bölgesinin, Helenistik Yunan'ın olmuş olduğu alan. Uğur Bey'in olduğu kısım ise Anadolu'muz, İstanbul'umuzun olduğu alan. Hint İstanbul'da. Avrupa kökenli Dorlar buraya gelecekler. Avrupa'da bir kavimler göçü yapacaklar. O kavimler göçünün neticesinde burada bir demografik yapı değişimi söz konusu olacak. Bu bölgede küçük kralcıklar oluşacak. Onlardan bir tanesi de Megara dediğimiz adanın olduğu yerde. Orada küçüklükten itibaren askeri komutalıklar eline almış olan Bizas isimli bir adam halkı tarafından kral ilan edilecek ama Yunan adasının bulunduğu yer genelde dağlarla çevrili. Hatta meşhur dağın olduğu Olimpos Dağı'nın olduğu yer burası. İnsanların yaşayabileceği alanlar sahil kısımlarında ve yaşamak mümkün olmuyor. Hatta şurayı da Sıra Dağlar, bu Sıra Dağların arkası Bulgaristan'dır, bu tarafı Yunanistan'dır. Buradan bu dağlar gider aşağı doğru hocam. Ve bu görmüş olduğumuz yerde halkına yeni bir yerleşim yeri arar. Biz buna koloni deriz. Ve kendileri de pagan inancındadırlar. Yani putperesttirler. İslam'ın özünden kopmuş inançlar kendi beşeri arzularını tatmin edecek, kendilerine göre bir hayatı standarize edecek olan bir inanç benimserler. Paganizm bunun için yani putperestlik en makul uygulamadır. Çünkü elinizde bulunan put siz ne derseniz onu kabul etmektedir. Böylece kendi keyfinize göre bir inanç sistemi oluşur. Küçük bir krallık var Megara'da. Ve bu krallık zamanla büyüyor ve Kendine yer bulmuş alıyor. olduğunuz alanı komple eline geçiriyor ve burada Delfi'de bir Kehanet adası var. Delfi tapınaklarının olduğu bir ada var. Orada bulunan kahine diyor ki ben halkıma bir koloni alanı arıyorum diyor. O da diyor ki seni bu bölgeye yönlendiririm diyor. Burası eskiden beri bilinen bir alan. Sarayburnu'nun olduğu alan. Onun karşısında bir yer var. Kahin ne diyor Megaralı, Bizanslı Megara'ya, krala? Diyor ki denizlerin birleşmiş olduğu yerde körler kentinin karşısındaki yere geç diyor. Denizlerin birleşmiş olduğu yerde Körler kenti mi? Evet, Kalkedon yani Kalkedon. Kadıköy. Kadıköy. Evet, körler kenti olarak geçiyor. Ve Kalkedon, Bizans oraya Kadıköy. gelecek. Hatta biz Roma dönemindeki İstanbul'u da göreceğiz ama Körler kenti Kalkedon'un, yani şimdiki Kadıköy'ün karşısına geç tam diyor mu? karşında Tam geçecek. karşısında. Tam karşına geçtiği zaman onun da bir görselini hatırlıyorsam eklemiş olacağım. Kendileri buraya geldiğinde Kalkedon'un karşısında bakacak ki bir yerleşik halk var. Kendine mahsus bir halkı var. Ama bu halkının olduğu yerdekilere kendini cebren kullanarak, kendini oradakileri asimile ederek bir koloni oluşturmuş Bir olacak. eski İstanbul o fotoğrafını alabilir miyiz arkadaşlar? Orada bir Evet. fotoğraf vardı. Roma İstanbul'u bir Onu numara alalım. olabilir, iki numara Ne olabilir, bir ve yapıyor? iki numara. Bütün o Yunanistan bölgesini alan Şimdi görmüş şimdi. olduğunuz şu haritada çok güzel gözüküyor. Bakınız burası Kalkedon. Körler kenti geldiği yer. Burası da Sarayburnu. Buradaki halkı buradan uzaklaştırıyor ve burada kendilerinin geldiğinde bir tapınak var. Ne tapınağı var? Mitra tapınağı var. Mitra Tapınağı. Mitra tapınağı Yoksa var. şimdiki Ayasofya'nın yerinde olan. Yerinde olduğu Şu mahalde. anki Ayasofya'nın yerinde o dönemde bir tapınak Mitra mı? Ve Mitra tapınağı var. Tapınağı. Ve İnanç ne? Din ne o? Zerdüştlüğün bir benzer versiyonu. Zaten Bizans'ın buraya geldiği dönem milattan önce 657-659'lar. Buraya geldiği dönemde zaten İstanbul'un tarihi Marmaray çalışması sebebiyle Yenikapı'da yapılan arkeoloji çalışmalarında öğrenildi ki 8500 yıllık bir geçmişi var İstanbul'un. Biz 6000 küsür biliyorduk. Marmaray çalışmalarından sonra 8000 gördük küsür ki oldu, ortaya çıktı. 8500 yıla kadar geçmiş olduğunu Bu görmüş olduk. kaç yıl önce bu hocam? 650'ler. Yani 650'ler. günümüzden 3000 yıl kadar önce. Çünkü 2000 yıl kadar burada var. İşte bir 600 yılda orada var. Yaklaşık 2500-3000 yıllık bir zaman Şurada dilimi. da var hocam bir harita, o da Bu güzel. çizim olarak eski bir çizim. Burası da biraz daha gelişmiş hali Bu olacak. yine Orası ilk dönemi. Kalkedon Kadıköy mü? Kalkedon'un olduğu yer. Burası zaten Golden Horde dedikleri işte Haliç, altın boynuz dedikleri alan. Buraya gelecek, yerleşecek ve buranın ismi Bizantiyon olacak. Bizantiyon. Aradan geçen zamanlar sonra buradaki koloni el değiştirecek.
bir Spartalıların eline geçecek, meşhur filmlerden bilirsiniz. Bir Atinalıların eline geçecek. Sonrasında Büyük İskender diye bilmiş olduğumuz Alexander'ın babası 2. Filip tarafından baskılara maruz kalacak. Hunlar buraya gelmeye hedefleyecek. Yani sürekli el değişecek. Partlar gelecek, Persler gelecek. İstanbul'un bulunduğu mahal sürekli devletler tarafından el değiştire değiştire günümüze gelmeye başlayacak. Evet. Persler dahi burayı, alıyorlar. Belli bir zaman geçiriyorlar. Zaman ilerleyecek. Evet. Milattan sonra 70'lerde Vespasianus, o 2. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı yıkacak olan kişi, ki onun oğlu Titus gidecekti. Hatırlarsanız Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan bahsettiğimiz zaman o burayı tekrardan kendi bünyesine almış olacak ve Roma'nın elinde belli bir zaman daha bulunacak. Şimdi Roma imparatorları... Şimdi bu arada bütün bunlar olurken burada Ayasofya bir Zerdüşt Tapınağı mı? Burası evet. Bir Zerdüşt Tapınağı ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Milattan sonra 170'lere, 180'lere kadar böyle devam edecek. Neden? 170-180'lere doğru artık Roma İmparatorluğu kendi putperest inancını Artemis Tapınağı üzerinden inşa edecek ve Mitra Tapınağı'nın olduğu yere ana tanrıça tapınağı dediğimiz Efes'te bulunan Artemis'in benzeri yapılacak. Ve böylece normalde Yunan, yani Helen bölgesindeki inançlar içerisinde bunları hani duymuşsunuzdur. Olympus'un çocukları diye Zeus, işte efendime söyleyeyim, çeşitli tanrıları, tanrıçaları vardır. Evet. Anadolu'da bir ana tanrıça kültü var. Kibele dedikleri. Bu ana tanrıça kültünü sürekli savaşlar, ticaret ve bağlantılar sebebiyle transfer etmişlerdir. Yani Yunan bölgesi, antik Yunan, Anadolu'dan kendileri ana tanrıçayı, yani Dilara'yı ya da diğer ismiyle Artemis'i kendileri transfer ederek 12 tanrıdan birisi yapmışlardır. Normalde ana tanrıça kültü Anadolu'nun bir kendi inanç sistemidir. Yunanlılar buraya geldikten sonra bu Zerdüşt Tapınağı'nı Artemis Tapınağı'na mı çeviriyorlar? Romalılar burayı Artemis Tapınağı'na çeviriyorlar. Ne zamana kadar? Peki din ne orada o dönemde? Putperestlik. Yine hala paganlık. Putperestlik. Ve bir önceki Mitra'da Zerdüşlüğe benzeyen bir mistisizm var. Roma askerler arasında da yaygın bir kavramdı bu. Zaman ilerleyecek ve burası Severus Septimus döneminde ilk başta görmüş olduğumuz alan bu kadar. O resimde gördüğümüz gibi. Evet. Zaman ilerledikten sonra artık Severus Septimus dönemindeki ilk Afrika kökenli Roma İmparatoru, isimler fazla mühim değil. Kastettiğim şey şu, Roma İmparatorluğu tarihi hep kanla doludur. Hep darbeler vardır, hep çatışma vardır, hep siyasi kargaşa vardır. O yüzden meşhurdur Bizans oyunları vardır, Roma oyunları vardır. Bizans oyunları oradan geliyor. Hep oradan geliyor. Evet. Çünkü çatışmaları vardır. O zaman Bizans aslında bir devlet, bir ülke, bir imparatorluk değil. Bu şehire verilmiş, bizim Sarayburnu'na verilmiş bir isim de önceden. Çünkü kurucusunun adı Kral Bizans. Kurucunun adı verilmiş. Ama tarih boyunca ne burada yaşayanlar kendilerine Bizanslı demiştir, ne de halk kendine Bizanslıyız demiştir. Doğu Roma. Doğu Romalılardır diyorlar. Ve hep Romalı olarak tanıtırlardı, yani kendileri Rumi olarak anlatırlardı. Romalı olarak tanıtırlardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.